Bugün 7 Aralık 2023 İstanbuldayız. Leyla Alan Aral ile konuşacağız. Leyla hoş geldin. Teşekkür ederiz kayıt yapmayı kabul ettiğin için. Çocukluğunu dinlemek isteriz senden. Bize çocukluğunu anlatabilir misin? Nerede doğdun? Ne zaman doğdun? Nasıl bir aile içerisinde büyüdün? Buradan başlayalım. Beş kardeşiz biz. İstanbul'da doğdum. Ama çok küçük yaşta Mersin'e taşındık biz. Babam işçiydi. Ben en küçükleriydim kardeşlerimin. Dört tane abim vardı. Mersin'de büyüdüm aslında denilebilir. Nasıl bir aile derken, hani bildiğiniz CHP kökenli bir aileydi. Aslında anne baba Kayserili bizim. Ama çok küçük yaşta Kayseri'den ayrılmışlar ve e, İstanbul'da yaşıyorlardı. E, böyle bir e, hikaye. En büyük abimle 11, Ayhan'la 6 yaş vardı aramda. E, Ayhan'ın bir küçüğü vardı, onunla da 4 yaş vardı aramda. İlk okula da ben orada başladım. Çok küçük gitmiştim Mersin'de. Ee, sıcak Akdeniz e, şehri biliyorsunuz e, Mersin e, tabii şu anda çok daha değişikliklere uğramış bir yer ama e, or, orada büyüdüm ama ben hep böyle e, endişeliydim ben ilkokula başladığımda zaten Ayhan'la ilgili süreçlerde başlamıştı e, evde sürekli baskı vardı e, ona karşı, halk evindeydi ee, halk evine çok giderdi Mersin halk evine ee, çok sakindi çok e, bizim onunla ilişkimiz iyiydi hep ee, hani böyle çatışmalı bir şeyimiz hiç yoktu ee, o süreçlerde e, bu anlattığım süreç benim 74-75 ile başlayan bir şey ee, ilkokul ilkokula başladığım dönemden itibaren evde hep böyle bir gerginlikle yaşadık aslında biz. Çok normal yaşamadık. Mesela onun ilk bir gece gelmemesi evde çok travmatik bir şey olmuştu. Ev yok, 77 falandı herhalde. Arıyoruz, bulamıyoruz ve gözaltına alınmış mesela. E, gözaltına alındığı süreçte e, onu bulmaya çalıştı babam. İşte e, gitti, sordu, etti. Yok burada böyle birisi dediler. E, bayağı böyle bir kayıp gibi yaşadık 2-3 günü. Sonra gözaltında olduğu ortaya çıktı. E, ama şey yani sürekli de, de, hani o... Söylediğim süreç o 12 Eylül'den ve 12 Eylül'den sonraki süreç, o 5-6 yıllık süreç bizde 85-86'ya kadar hep böyle bir şeyle geçti. Evde ağır bir havayla geçti. Yani ben nasıl bir çocuktum? derken işte hani endişelerle büyüyen bir çocuktuk aslında. Ama okuldaki mesela başarı anlamında da çok başarılı bir çocuk değildim ama mesela ödevlerimi yapardım. Çok böyle sorumluluklarına düşkün bir çocuktum. Ayhan anlatır mısın biraz bize Ayhan nerede okuyordu, neler yapıyordu, halk evlerinden bahsettin. Sadece halk evleri içerisinde mi faaliyet gösteriyordu? Ayhan da sessizdi, yani az konuşan, çok kitap okuyan, hayvanları çok seven e, ya hatırladıklarım. Çünkü ben 12 yaşında kaybettim onu. E, 12 yıllık bir süreç bu. E, ama evin en e, sakin adamıydı diyebilirim. E, o ortancaydı zaten beş e, kardeşte. Ee, hani diğerleri daha böyle atraksiyonlu yaşardı, diğer iki büyüğü ama e, o öyle değildi. Çok düzenliydi mesela, ee, okul başarısı da iyiydi, ee, halk evlerine takılmaya başladı. Evet halk evlerinden sonra zaten bir örgütlenme sürecine girdi. Ee, 78 gibi de bir tutuklanma süreci oldu yine. E, o 78'deki tutuklanma sürecinden sonra da e, eve geldi. Ağır bir işkenceden geçmişti. E, kısa bir dönem kalmıştı cezaevinde. 3-4 ay gibi. Ama e, geldikten sonra Ayhan e, bütünüyle değişmişti. E, ve ertesi gün e, çok değil bir, bir ya da iki gün sonra aranmaya başladı. Eve gelmiyordu zaten ee, sürekli ailede şey var hani babamda şey vardı gel seni teslim edelim işte e, sen bir şekilde e, kurtarırsın ama ben e, o sürece bir daha giremem oraya hani bunu unut hatta bize e, mektup yazardı mektubu da çok yakınımızda bir e, aile vardı e, diskte yöneticiydi e, abi. Onların evine bırakmıştı o e, mektubu. O mektubu ben e, bana vermişlerdi e, eve götür diye. O e, mesela mektupla bizimkiler artık e, bu, bunun mümkün olmayacağını biliyorlardı. Yaşı küçüktü ama e, dediğim gibi hani e, çok şeydi. E, nasıl söyleyeyim? Sessiz ama böyle çok e, düşüncelerini çok e, farklı ifade edebilecek, farklı birisiydi aslında o bizim evdekilerden. E, aynı e, Ben de onunla aynı lisede okudum. Mersin'de Dumlupınar Lisesi'ndeydi. E, hatta o lisede sürekli, o lisede sorumluydu o. Ee, sürekli işte boykotlarda vesaire de konuşmaları yapan oydu. Ben ilkokuldaydım o zaman da. Ee, çok da yakınımızdaydı. Eskiden biliyorsunuz hep yakındaki okullara giderdik. Öyle bir şey, seçme şansı mı veya işte değiştirme şansın da yoktu. Öyle bir zorunluluğu da yoktu insanların. Hani şu okul daha iyi, şuna gidelim falan. Evimizin yakındaki lisede okuyordu. Ama orada çok sivrilmişti yani hani sivrilmişti dediğim orada herkes onu tanıyordu artık ee, bir kez bir otobüs kaçırma olayı oldu ee, grevde ki soda fabrikası vardı Mersin'de ee, o fabrikanın e, grevini desteklemek adına e, bir otobüs kaçırma olayı oldu ee, orada konuşma yapan oydu vesaire. Yani böyle e, hızlı bir sürecin içindeydi e, ve şey e, o tutuklanma, o 78'deki o tutuklanma olayından sonra da bir daha evde e, çok ender, yani böyle gece mece gelip işte bir iki saat durup hemen uzaklaşma gibiydi. E, aranmaya başladı devrimci yol örgütüyle beraberdi. E, şöyle söyleyeyim, o o aranma süreci de zaten e, çok sıkıntılıydı. E, sürekli polis baskınıyla, işte ne bileyim evde sürekli böyle bir şeydeydik. E, tehdit, biri iyi polis oluyor, biri kötü polis oluyor. Eve geliyorlar. Mesela eve geldiklerinde sürekli aranıyoruz biz. Ee, ve annemin şey dediğini hiç e, unutamam yani. Her girdikleri odaya birinin birinin girmesini istiyordu annem. Bir şey koyarlar, işte hani bir şey yaparlar. Tehdit ediyorlardı yani bariz. Ee, işte şeye kadar gelmişti olay. Orada bir tane komiser ölmüştü e, Silifke tarafından. E, onun ölümüne kadar, e, onun ölümünü dahi e, onun üzerine atmaya çalışıyorlardı. İşte öyle tehditler ediyorlardı. E, o süreçler e, böyle hızlı bir şekilde ilerledi zaten yani. E, o 79-80 başı gibi de zaten böyle darbe söylentisi, sürekli darbe darbe. Yani biz çocuğuz ama darbe ne anlayamıyorsunuz da çok da bir farkında değilsiniz. Ama kötü bir şey yani e, askerin gelecek olması. E, hep endişeliydi annemler yani o yönüyle. E, darbeden bir hafta sonra 19 Eylül'de, e, Mersin'de Müftü Köprüsü diye bir dere var Müftü Deresi diye Müftü Köprüsü'nden geçen bir dere şu anda duruyor mu o dere bilmiyorum e, o derede çatışmaya e, kovaladılar işte iki kişiydiler yanındaki arkadaşını e, gözaltına aldılar Ayhan kaçtı ayağı yaralı kaçtı bunu öğrendik biz. E, Mersin'de kenar mahalleler vardı o zaman kenar mahalleydi. de şimdi tabii şehir çok değişti. E, Demirtaş siteler, oradaki e, aileler e, saklıyordu ayhanları. O mahallelerde çok etkindiler. E, o, onların e, orada mesela bir e, İplik fabrikasında çalışan bir kadının çocuğunu bize getirmişti. Motorsiklette böyle elinde bakacak kimse yok siz bununla ilgilenir misiniz diye. Çocuğu tanımıyoruz çocuğun adını bile bilmiyoruz. 7-8 aylık bir çocuk hani oradaki ailelerle çok böyle haşır neşir bir ilişkileri vardı yani orada çok etkindiler onlar. Genelde de Malatya kökenliydi o aileler, Malatya'dan gelen ailelerdi. Mersin'e bir de Maraş katliamı döneminde, 79'da çok göç olmuştu. O ailelere de çok yardım ettiler. Ne bileyim ev bulundu, bir şekilde onlar, barınacak yer sağlandı onlara. O anlamda Mersin farklı bir bölgeydi yani. Hiç unutmuyorum mesela at arabasıyla o katliam dönemi bizim sokağa aileler gelmişti. Böyle bildiğiniz tencere, tava yani eline al, bulduğu, evinde kopardığı 3-5 eşyasıyla gelen aileler vardı. O e, dediğim mahallelerde de Ayhan saklanıyordu yani orada zaten e, onlar hakimdiler e, bu şekildeydi süreç e, 12 Eylül'e kadar bu şekilde sürdü 12 Eylül'den bir hafta sonra bu çatışmayı yaşadı 19 Eylül'de kaçtı e, yani e, yakalayamadılar onu. E, ama e, tabii o 12 Eylül'den sonra barınma ve saklanma çok zordu. E, hatta benim ilkokul öğretmenim vardı, hiç unutmuyorum, Fahrettin Yılmaz. E, o adamın evinde bile kalmıştı Ayhan. Biz bunu tabii daha sonra öğrendik. Ki çok uzak ihtimaller, devrimci bir adamdı, e, çok iyi bir öğretmendi. E, o mesela onları falan çok sonra öğrendik biz. Böyle anne, bir bir kez de anneler günü de hiç unutmuyorum. 80 Mayıs'ı ya da 79 Mayıs'ı tam hatırlayamıyorum ya 79 ya 80 Mayıs'ıydı. Anneler Günü'nde anneme hediye almıştık babamla. Seni bir yere götüreceğim dedi babam beni gittik biz Ayhanla karşılaştık böyle bir kahve gibi bir yer o işte söylediğim Demirtaş mahallesinde ee, bana dedi ki ya dedi bunların hepsi dedi şey annen annenin dedi hep <laughs> her gün annenin olmalı dedi niye bunları bu şeye destek veriyorsun gibi bir şey yapmıştı bana. Ee, Böyle 19 Eylül'e kadar, 19 Eylül'den sonra bir daha biz onu göremedik zaten. Ee, ama bize mesela örgütten haber geliyordu. İşte biz dışarı çıkaracağız onları, dışarı çıkacak. Mesela geliyor biri kolunda işte gazete, tanımıyoruz, kapıyı çalıyor. Ee, çocuğun şey, Ayhan sağlıklı işte hani merak etmeyin gibi haberler geliyordu ama bize. Ve biz onun ben onun 7 Ocak 1981 günü çatışmanın olduğu gün birlikte olduğu arkadaşını geçen sene tanıdım. Datça'da yaşıyor Hadi. Ee, mesela ilk kez ben o anı dinledim onda. Ee, çok e, hep böyle kafamda acaba nasıl oldu, ne oldu, kaç kişiydiler, o an nasıldı? Ee, i̇ki kişi e, Hadi, üç Ayhan, dört e, dört kişiden biri Mustafa Özenç, e, biri Ayhan, biri Hadi, biri de İzmirli bir arkadaştan bahsetti. Geçen sene Fransa'da kaybetmişiz, e, Fransa'da kaybetmişiz, İzmir'de cenazesi olmuş iki sene önce. Hiç tanımıyorum, isimlerini de vermişti bana. E, o anı anlattı. E, hiç e, o anı e, ilk defa böyle canlı birisinden dinledik biz. E, biz Ayhan'ın cenazesini alamadık. Hatta annem hiç unutmuyorum salona bir tane yatak serdi. Bir gece en azından evde uyusun. Ölü de olsa evde uyumasın istedi onun. Kapının önüne getirdiler. Annemle ben kol kola girdik hiç unutmuyorum. Ayhan'ın yüzünde şurasında bir... Ee, tabii çok çatışma anı olduğu için çok her tarafı kötü durumdaydı. Şurasında bir morluk vardı. Ee, mesela Hadi ile konuştuğumuzda e, bunu anlatırken bana şey söylemişti, o gün e, Mustafa ve o İzmirli arkadaş ismini hatırlayamıyorum şimdi e, Tarsus'ta Tarsus'ta köye iniyorlar. Ee, yiyecek ve vesaire almak için. Ayhan Karabucak Ormanları'nda öldü. Ee, Karabucak Ormanları da Tarsus'a bağlıydı. Mersin Tarsus'a bağlıydı. Ee, ormanlık alanda yaşadık yaşıyorlardı. Yani kamp gibi bir şey. Ee, Ayhan şeyle özençle o arkadaş şeye iniyorlar. Tarsus'a iniyorlar yemek almaya. Hadi şeye çamacına çıkıyor. Ayhanla ikisi orada kalıyorlar. Bekliyorlar. Çünkü Hadi Tarsuslu ve ben tananırım diye e, tananırım diye Tarsus'a e, gitmiyor. Köye inmiyor. E, yiyeceği almaya diğerlere gidiyor. İşte o süreci e, zaten herkes biliyor. Özencin yaşadığı süreci. O Süreçte bir şey, e, karakol süreci var biliyorsunuz. E, ben e, hadi işte şeye ağaca çıkıyor, bir tane kozalak atıyor aşağıya. Bilemedim diyor. Şurasına geliyor kozalak ve mor arıyor. E, mesela o morluk hep benim e, kafamday, e, böyle o. Cenaze ve o ölüm anında gördüğüm ilk şeydi. O bir kozalakmış. E, kozalan yarattığı şeymiş. E, o da tabii anlatırken çok kötü oldu. Ağladı. E, ilk defa böyle canlı o anı dinledik ondan. E, özençlerden sonra o, o o onların bulunduğu yeri orman bekçisi ihbar ediyor. O e, Hayri diye, Hayri Şimşek'ti herhalde. E, polis işte abluka, a, polis değil asker artık. Orada da bir çatışma yaşandı zaten. E, çatışma anında e, sağ yakalandı Ayhan. E, çatışma 4 veya 5 arası işte hani akşamüstü. E, fakat bize haber geldiğinde 9'du. E, 4-5 saat şeyde gezdiriyorlar. E, arabada gezdiriyorlar. E, o anda da işkence görüyor. Hastaneye kaldırıldığında sağ bir şekilde e, yani hayatını kaybetmemişti daha. Ama oradaki doktor falan e, doktorlarla konuştuğunda babam e, artık hiç yapılacak bir şey kalmamış. Çünkü zaten kanamalı bir hasta. 4-5 saat dolaştırmışlar. E, aslında e, Ayhan işkence de öldü çatışmada ölmedi çatışmada yaralandı ama e, işkence de öldü 4-5 saat boyunca e, hastaneye kaldırılmadı e, e, bu Erdal Özün kitabında da var min Tanık kitabında zaten o şeyi e, raporu da açıklıyor e, böyle bize haber geldi e, babam abimlerle Hastaneye gitti. E, hastaneye gittiğinde onlara da muamele çok kötüydü. E, babam döndükten sonra o kadar sakindi ki eve. Ben o anları hiç unutamıyorum. E, o an çok sakindi ve söylediği şey şuydu. E, anneme hanım derdi. Hanım dedi, kurtuldu dedi. Kurtuldu dedi. Eğer dedi e, kalsaydı asarlardı bizim için... Onun için daha da kötü olurdu bizim için dedi. E, o gece böyle geçti bizim için. Ertesi gün işte almaya çalıştık, alamadık. Kapının önüne getirdiler. E, defne derken de abilerim vardı, babam vardı, biz yoktuk. E, almadılar zaten. Çok az kişiyle e, defnedildi. E, böyle yani çok. Kötü ve ağır bir şeydi o bizim için. Alamadık hmm. derken e, ne gerekçeyle vermiyorlar size? Cenazeyi. Hiçbir gerekçe yok. Vermediler. E, o anda şey cevabını verdiler. E, hani e, olay olur, işte vesaire. Hani güvenlik önlem için biz veremeyiz dediler. E, cenaze arabasının içinde biz onu gördük. E, babamla işte abilerim gittiler. E, kimseyi almadılar zaten. E, oraya defnedildi. O dönemde bir de şey de var çünkü aynı e, yerler aslında Veysel Güney mesela e, Hı -hı. idam ediliyor ama e, cenazeyi aileye de teslim etmiyorlar hiçbir şekilde ve nerede olduğu da bilinmiyor. Yani aslında biraz öyle de bir süreç ki kaldık ki. Ee, sen zaten e, yaralı çıktı diyorsun çatışmadan. Hı. Ne kısa, kaç yerinden vurulmuş hatırlıyor musun? E, belden aşağısı çok yaralıydı. E, şöyle söyleyeyim, e, hastanede yaralıyken konuşamıyordu. Abim babam başındaydı. E, i̇şaretler yapmaya çalıştı, bir şeyler anlatmaya çalıştı ama. Onların ne olduğunu anlayamadık. Dört işareti yaptı. Neydi bilemedik onları. E, Mersin'de bir de o dönem motosiklet kullanılırdı. E, o çatışma anı motosikletle gerçekleşti. E, motora biniyorlar. Belli bir saat diliminde özenç gelmeyince dönmeyince e, anlıyorlar ve biz uzaklaşalım diyorlar ikisi ee, Ayhan'la diğer arkadaşı uzaklaşalım diyorlar ama e, e, motosiklete biniyorlar ee, Ayhan arkamdaydı diyor o sırada tutturdu diyor biz şeyi unuttuk işte aletleri unuttuk dönmemiz lazım ya bırakalım kalsın dedim diyor ısrar etti diyor. Döndüm diyor ben de diyor. Arkadaşı anlatıyor. Biz o aleti aldık. Onu böyle koydu şeyine diyor. Ben önde otur, kullanıyorum diyor. Bir anda bir yere düştük diyor. Böyle acayip ışıklar gibi. Karanlıkta gidiyoruz diyor meğersem her tarafı çevirmişler diyor. O sırada kurşunlamaya başladılar diyor. Böyle yani e, belden aşağısı daha çok yaralıydı ama kan kaybından öldü o. E, dedim ya 4-5 gibi ve bize haber geldiğinde 8 ile 9 arasıydı. 4-5 saat sonra e, oğlunuz hastanede gelin çatışmada ele geçirildi. Zaten hani o Özenc'in yaşadığı karakol süreci, o yaşananlar, onlar zaten onun şeyiyle bayağı bir saldırganlardı. Hani öyle olmasa bile zaten <laughs> Artık kırsala çıkmış biri için çatışma kaçınılmazdı. Ama çok kısa bir süre sonra yurt dışına çıkacakları, Suriye tarafına gideceklerini, hazırlık yapıldığını söylediler bize. Ama o mümkün olmadı. Daha önce gözaltına alındı, tutuklu kaldı demiştin birkaç <laughs> ay. Nereye götürülmüştü o zaman? Mersin cezaevindeydi. O birkaç gün burada yok işte hani klasik şeyler. Ama hani babam inatla gitti üstüne. Biliyorum burada çıkarttı ortaya yani bir şekilde. Ona sonra Mersin cezaevi sonrasında yandı o cezaevi. Eee o cezaevinde kaldı. Söylemiş miydi size ne tür işkencelere maruz kaldığını? İşte Eylül'dü çıktığında e, bu şu ayak bileklerinde falan acayip izler vardı. Elektrik aldığını söylüyordu. E, o çok konuşmayı seven biri değildi. Hani böyle çok konuşayım dediğim e, zaten hani babamlara da anlatmak çok istemezdi. Babam tabii ona sürekli işte bak sonuç buna gelecekti vesaire. E, tabii onu kaybetmek istemiyordu. E, kim ister ki zaten çocuğunu kaybetmek? E, hani çaresizlik vardı. E, Gitgide çünkü uzaklaşıyordu. E, ve şey onun inancını annemler de ee, artık e, ona saygı duyuyorlardı. Ee, onu e, hani e, kötü bir şey yapmadığına inanıyorlardı. Ama çok bariz zaten yani hani e, etiketleme, işte e, üstüne bir şey yıkma <laughs> modaydı o zaman. En küçük bir şey de zaten küçük bir yer Mersin. Şu anda büyüdü tabii de e, o zaman küçük bir şehirdi, bayağı küçük, e, bilinen bir yerdi. Kim ne yapıyor bilinirdi, kim ne düşünüyor. E, o süreçlerde e, yani insanlarla ilişkilerimiz de işte ne bileyim hani e, normal komşuluk ilişkileri de değişmeye başladı bizim için. E ee, kimisi bize selam vermez oldu işte evimize girmez oldu. Ee, taraflıydı ee, taraf aslında olmaya başlamıştı artık insanlar ee, hani o şey hava yoktu <laughs> böyle yardımlaşma işte komşuluk ilişkileri gitgide bozulmaya başlamıştı bizim açımızda. Ama biz daha sonrasında şöyle şeyler de yaşadık. Mesela babamın yaptığı iş nedeniyle inşaat işleri yapıyordu. Biz belli bir dönem hiçbir şekilde iş alamaz oldu. Yani çok ekonomik olarak da bitik durumdaydık biz. Bayağı zorlanıyorduk. Ve Ayhan'dan yaklaşık bir ay sonra da benim bir abim de İstanbul'da okuyordu. O zaman vatan mimarlık vardı. Şimdi yıldız yıldız'a bağlandı sonra bir 15 gün sonra da onu kaybettik biz şeyde e, kaybettik derken e, haber alamaz olduk. İstanbul'a geldi babam. Bir de onu aramaya başladı e, Ayhan'dan bir 15-20 gün sonra. Ya yani çok hatırlamıyorum belki de bir ay sonraydı çünkü Ayhan öldüğünde evdeydi abim. E, onu da Selim Yakışlası var orada yaklaşık iki aya yakın orada kaldı o o da devrimci yol örgütlenmesindeydi çıktığında o da baya hani işkence gördüğünü söylüyordu ama hani Ayhan gibi bir pozisyonu yoktu yine de onun daha legaldeydi aranmıyordu bir de eee 12 Eylül'den sonra böyle duvar şeyleri asıldı, arama resimleri. Bizim yaşadığımız sokağın başında bir bakkal vardı. Bakkaldan sürekli işte ekmek almaya falan ben giderdim evine en küçüğü olarak. Tam bakkalın duvarının yanına asılmıştı o. Şey Bir baktım Ayhan'ın resmi de var orada bakkal so bakkalla işte muhabbet ediyoruz işte biz gazete alıyorum o zaman Demokrat gazetesi vardı. o Demokrat çocuk bölümünü falan okurdum ben. eve gittim anne dedim bakkal dedim işte bakkalın sorduğu soruları söyleyince niye soruyor acaba falan şüphelenmeye başladı. sonra bakkalda şey çıktı. Mahmut Memduh Uyan'ın abisi çıktı. Masar abi. Onun abisi. Böyle bir tesadüf oldu orada da. O resimler de mesela çok korkunçtu. Çektikleri resimler, duvarlara astıkları resimler. Ayhan değildi mesela o resim. <laughs> Başka biriydi yani. Çok kötüydü. Sen çok çocuksun aslında. Yaşın çok küçük. Ee, senin okul yaşamın bu, bu e, olanlardan sonra nasıl devam etti? Nasıl bir e, şeyle karşılaştın okulda? Şöyle, aynı sınıfta bir arkadaşım vardı. İsmini söylemeyeyim şimdi. Onun babası da 3 yıl önce, 78-79'da Silifke'de öldürüldü. Komserdi. Öğretmen. Ve onun babasının faili olarak Ayhan'ı suçluyorlardı. Ve biz aynı sınıftaydık o çocukla biliyor musunuz? Yani e, o zaman okula giderken ve o sınıfa girerken çok çekiniyordum ben ilk zamanlar. Tabii Ayhan'dan sonra da e, çocuklarla ilişkilerimde hiçbir şey olmadı. Çünkü öğretmenimiz çok iyiydi. E, inanılmaz iyi bir adamdı. E, ben bir hafta okula gitmedim. Sonrasında eve geldi, okula gelsin dedi. Okula gelmeye başladım ben. Çocuklar mesela çok çocuk yaşta mesela başın sağ olsun falan diyorlardı bana. O kelime falan bana çok şey geliyordu. İlk defa yaşadığımız bir şey çünkü ailede. Ek, şey kötü bir davranışla karşılaşmadım sınıfta ben. Çocuklardan yalıtılmak gibi hatta bana yardımcı olmaya çalışıyordu çocuklar ee, iyi geliyordu o bana ee, okula gittiğimde iyi oldu aslında evde kalmamak ee, çünkü ev daha çok e, sıkıntılıydı benim için. Arkadaşının babasının faili ortaya çıktı mı sonra? Hiç bilmiyorum hiç bilmiyorum. Peki sonrası nasıl devam etti? Sen üniversiteye yani orada okudun lise sona kadar. Ben lise sona kadar orada okudum. E, Ayhan'la aynı lisedeydik. Hatta Ayhan 78-79'da tutuklandığında sınava getirdiler bütünleme sınavlarına. üstünde beyaz bir penye, kelepçeli, böyle savuruyorlar buradan böyle, buradan böyle. Ee, annem Annemle hemen gittik işte görelim diye. Ee, o anı falan unutamıyorum. Ee, o tutuklandığı ilk tutuklandığı dönem e, bütünleme sınavlarına gelmişti. Getirmişlerdi. Biliyorsunuz o zaman e, Ağustos ayı gibi falan bütünleme sınavları olurdu. O Eylül ayında cezaevinden çıkmıştı. Lise öğrencisiydi o lise sona kadar ben onunla aynı lisedeydim onun okuduğu lisede okudum Dumlupınar Lisesi'nde ilk yıl üniversiteyi kazanamadım çok yüksek tercihler yaptım ikinci yıl kazandım üniversiteyi ama hep kafamda buraya gelmek vardı İstanbul'a gelmek İstanbul'da okumak işte onun hayaliyle geldim. Aslında hukuk istiyordum. Ee, o zaman o dönemin şeyleri hep hukuk istiyordu. Ee, avukat olmak istiyordum ama iktisat kazandım. Ee, benim için öncelik İstanbul'da okumaktı. Ee, 88'de üniversiteye girdim. Nasıl bir üniversiteyle karşılaştın? Nasıl bir atmosferdi? Çok güzeldi ilk yıllar. <laughs> Ee, şöyle, ben üniversiteye geldiğimde benden bir yıl önce bir 14 Nisan eylemi vardı, ee, duymuşsunuzdur zaten. Ondan böyle uzaklaştırmalar falan, okuldan disiplin suçu ee, alanlar var, İşte tutuklananlar da var mıydı? Ben çok o dönemde, 87 olmadığım için bilmiyorum, ee, Yarıncılar diye bir grup vardı. Ee, ama ben okula geldiğimde şöyle bir şeye girdim havaya girdim Şimdi e, mesela abisi bu e, örgütte işte o da hani o örgüte e, yok dedim ben bakacağım kim benim e, ben öyle bir şeye girmeyeceğim dedim. E, ben ilk bir yıl başka bir grupla e, başladım e, Hayat benim için ama ikinci yıl devrimci gençlikte yol almaya başladım. Ben geldim de üniversitede mesela şey 90 89 1 Mayıs'ı çok müthişti. Biz öğrenci dernekleri vardı o zaman. Şimdi o derneklerde de bütün örgütlenmeler vardı. Kürtler vardı, işte ne bileyim Tikkulusu vardı vesaire, devrimci gençlik vardı, dev sol devrimci gençlik vardı, iki tane devrimci gençlik var. İşte o zaman o 89 Mayıs'ında Akif Dalcı vardı öldürülen işçi çocuk tarla başında bir de İTÜ'de bir kız yaralanmıştı felç olmuştu o kız yurt dışında yaşıyor şimdi ismini unuttum yani çok heyecanlıydı ortam o zamanki gibi otobüsler işte çok rahat mesela Taksim'e Taksim e gelmiştik tarla başına gelmiştik biz 1 Mayıs'a ve çok canlı böyle çatışma olmasına rağmen herkes orada çok meşru bir şeyde katılmaya çalışıyordu. 1 Mayıs'ı kutlamaya çalışıyordu. Güzeldi korsan şeklinde. Biz tarla başındaydık mesela. Taksim'e çıkanları gözaltına alıyorlardı. Ama daha sonrasında şöyle bir şey oldu. Ee, bir Okula döndük biz. Bir hafta boyunca e, unutamayacağım bir manzara oldu okulda. Ee, sürekli formlar, işte e, dış kapıya yürüyorduk. Ee, başka hiç mesela öğrenci olmayan bir arkadaşımız da çok rahat okula girebiliyordu. Ee, böyle bir ortamdaydık. Ee, sonrasında. 88-89 bir Mayıs'ıydı bu. Ee, okuldaki en büyük etkinlik form, form etkinlikleriydi. Ee, bu orada çıkıp konuşmak e, çok ayrıcalıklı bir şeydi. Konuşan kişiler de hep belli kişilerdi. Biz dinle <laughs> dinleyiciydik yani. Ee, şöyle... E, Orada mesela siyasetler de konuşurdu. Her siyasetin bir konuşanı olurdu mutlaka. Ee, bu şekilde geçerdi. Peki öğrencilerin evet. temel talepleri neydi? Mesela ben ilk geldiğim yıl işte o yarıncılar dediğim e, 87'de falan e, şeyleri boyuyorlarmış çöp kutularını falan filan. E, tabii bizim devrimci arkadaşlar e, bunu çok hafif alıyorlardı. Ama en büyük şey şuydu, e, polisin e, üniversiteye girememesi. Giremiyordu ve polis kapıdaydı ben ilk başladığımda. E, bu bizim için çok büyük bir e, avantajdı. E, Talepleri neydi derken özel demokratik üniversiteydi başta özel üniversitelere karşı geliyorduk. Ee, onun için mesela Eskişehir'de bir etkin bayağı böyle bir yürüyüşler falan olmuştu ben ona katılmadım ama katılan arkadaşlarımız vardı. Ee, i̇lk özel üniversite Bilkentti bizim e, üniversite dönemimizde açıldı. Özel eğitime hayır. Paralı eğitime hayırdı en büyük talep. Demokratik üniversite, üniversitede söz sahibi olmak, bunun gibi taleplerdi. Ama bunun yanında mesela bir Zonguldak'ta işçi grevi oldu. Onda da biz destek oluyorduk. Ne bileyim işte yardım toplanıyordu, oraya gidiyordu insanlar. Ee, katılıyordu ben üniversitedeki son 2-3 yılımı da dergide çalışarak tamamladım üniversitede değildim <laughs> derimci gençlik dergisindeydim ee, bir yaz İşçilerin sesi gazetesi var orada çalıştım orası bana çok orası çok farklıydı ee, şöyle farklıydı eee bizim oraya gittiğimde 80 öncesine döndüm gibiydi. idi orada abilerimiz vardı ama böyle hani böyle klasik anlamda abiler değil gerçekten abi Üç ay falan orada çalıştım ben devrimci gençlik dergisi de çalışanlar olarak biz işçilerin sesinde çalıştık orada da mesela fabrikalara gidiyorduk işte daha çok Kartal tarafındaki fabrikalarda o muhabirlik yapıyorduk. Böyle bir sürecim var benim. Yarıncılar biraz anlatarak gidelim. Yarıncılar hangi siyasi? TKP. TKP. TKP'lilerdi. Peki ne kadar siyasi şey vardı? Örgütlenme vardı üniversite içerisinde ve bunlar Genelde 80'den ya da 80 öncesinden gelen siyasi e, kanatlar mı? Yoksa yeni oluşumlar da var mıydı sen geldiğinde? Kürtler vardı. Ee, Kürt siyasetinde olan arkadaşların ama çok kolları vardı. Onları çok ayırt edemiyorum ben. İtikollar ee, vardı. Ee, çok yeni yoktu. Ee, ama şey. E, mesela devrimci gençlikte de e, ayrılan gruplar vardı mesela Devrimci gençlikte ben geldiğimde e, bir dergi vardı Demokrat arkadaş diye e, mesela demokrat arkadaşçılar vardı e, işte sonradan bir otonom grup vardı üçe falan ayrılmıştı o grupta e, çok yeni siyaset yoktu bence. Hatırlamıyorum yani. Ha şey vardı. Bu Halkın Yolcuları vardı. Onların grubunun ismi vardı yani. Hatırlayamıyorum. TDKP'liler vardı. Onlar da eski. Metin Göktepe mesela bizim şeydeydi, fakültedeydi. Biz aynı dönem okuduk. Ee, Metin TDKP'liydi. Ee, yani hatırla hatırladıklarımın Çok aşırı bir grup şeyi yoktu. Belli gruplar vardı. Dev solcular vardı. Devrimci gençlik. E, onların da devrimci gençlik örgütlenmesi vardı. Böyle. Bir de o dönem tek dernek yasasıyla e, aslında öğrencinin büyük bir mücadelesi var, değil mi? Onu hatırlıyor musun acaba? Bir öğrenci derneğimiz vardı bizim, ama İstanbul'da da ilk kurulan öğrenci derneği bizim okulun derneği, İfot. Ben gelmeden önce kurulmuştu ama o. Mesela Ankara'ya falan gitmiş o arkadaşlar, işte şeyde bulunmuşlar. Yasal işlemleri yapmışlar. Ben geldiğimde bir dernek vardı. E, 90 ya da 91'de gözaltına alındım ben. E, Derinci Gençlik Dergisi'nden. E, o süreçte. Bush'un Türkiye'ye geldiği dönem. Çemberli Taş'ta. Çemberli Taş kız öğrenci yurdunun karşı tarafındaydı. Ben de yurtta kalıyordum hatta dergide çalışmaya başladıktan sonra da yurttan ayrılmıştım ben. Çok yakın olduğu için. Aslında yoğun bir öğrenci hareketi de var. Yani sadece kampüslerin içerisinde değil, sokaklara da çok taşan bir hareketten bahsediyoruz değil mi? Mesela şey Bahriye Üçok, işte Muammer Aksoy. Hani böyle şeyler eee e, cinayetler var, onların e, protesto gösterileri var. Yani bir yandan gündem var, e, bir yandan da okulda yapılanlar var, e, işçi hareketi var, e, işçiler var bir yanda. E, tabii çok hızlıydı. Yani e, Devsolun ev baskınları çok yoğundu. Evde çatır çatır e, basıp adam öldürüyorlardı e, o dönemi çok net hatırlıyorum yani arka arkaya mesela e, öğrenciler öldürülüyordu evlerde e, yurttaki bir arkadaşım da benim e, çok samimi oldum Emine diye bir arkadaşım vardı Kürt o da Elazığ'da öldürüldü mesela ...kürt siyasetinden de... ...emine... ...böyle... ...yani çok hızlıydı... ...evet... E, ...95'e kadar hızlıydı... ...bu Ö öğrenci hareketin içerisindeki... ...örgütlü arkadaşlar... <laughs> ...senin dönemin biraz daha... ...öncesi... Bunların bir de... ...12 Eylül belleği var... ...yani senin gibi o aslında... Tabii. ...o dönemin içerisinden geçmiş insan... Geneli böyle mi? mi? Yoksa Aslında... sonradan mı? Okula gelince mi? Hayır, onu söyleyeyim size. E, %98'i geçmişten bağıyla gelmişti. E, %2'lik bir kısım, yani demokrat bir ailede e, işte ne bileyim okulda e, yakınlık buluyor e, ve bu gruba giriyor. Çok azdı. Aslında 12 Eylül sonrasını çocuklarıydık biz. 90'ın başı. Ondan sonrasında hani şey 95 sonrasında bilemiyorum artık hani ama e, hakikaten biz okulu çok severek okula giderdik. <laughs> Okul çok hoş bir yerdi bizim için. <laughs> Şimdi e, mesela ben kendi oğluma bakıyorum. Hiç öyle değil. Okula gidiyor işte dersine giriyor. E, oralarda kafeler var oralara takılıyor. Ha bir de o şey vardı bizim İstanbul Üniversitesi'nin arkasında e, kahveler vardı. Kahvelere çok takılınırdı. Ama ben hiç sevmezdim bir şey, e, oyun oynamayı. Oyun oynarlardı <laughs> gençler. E, işte okey ne bileyim böyle e, king e, 3-5-8 e, kağıt oynayanlar çoktu Süleymaniye'de e, kuru fasulyecilere takılanlar çoktu. Köprü altına giderdik. Mesela en uğrak yerimiz İstanbul Üniversitesi'nde bizim Çorlu Lali Paşa Medresesi'ydi. E, bir çay içilen bir yer, nargileciler falan var. Mesela biz oraya uğramadan e, yurda girmezdim. Yani oraya mutlaka uğrardım. E, böyle uğrak yerlerimiz vardı. Köprü altına gidilirdi. Köprü altının eski hali çok güzeldi, çok çok güzeldi. Şimdi çok böyle demir yığını gibi bir şey yani çok sıcak değil. O zaman sıcak geliyordu orası bize. Okulun içi de öyle. Okulda mesela izbe bir iktisatın kantini çok izbedir Yara, yerin altında böyle. E, pimpon oynanır, pimpon masaları var. E, dörde kadar bir fiil biz okuldaydık. Kimse çıkmazdı. Böyle otururduk yani. E, sa e, sabah ders, derse girmezdim ben. Çocuklarım duymasın tabii bunu. E, derse girmezdim. Hiç dersle ilgim yoktu, alakam yoktu. Yani üçüncü sınıftan sonra toplanan bütün dersleri vermeye çalıştım. Okulu da uzattım zaten ben. Altı yıl, beş buçuk yılda bitirdim okulu. Altıncı yıla giriyordum neredeyse. Böyle, hani derse girmeyip girmeyip, kantinde, bahçede, orada, burada. Zaman işte e, dernek toplantısı olurdu. E, yaşam böyle geçerdi. Öğrenci evleri vardı bir de Ali Bey köyde oturan arkadaş da vardı, Çapa'da oturan da vardı, Şehremini'de, Şirin evlerde. E, ben Şirin evlerde de kaldım, Çapa'da da kaldım. E, Ümraniyede kalanlar bile vardı. Çok uzak e, bir nokta ama kalıyorlardı insanlar. E, zaman zaman evsiz kaldığımız zamanlar da oluyordu. E, ne bileyim arkadaşınla şimdi çok iyi, e, okulda çok iyisin, işte aynı örgüttesin ama aynı evde yaşarken öyle olmuyordu. Anlaşamıyorduk. Ne bileyim e, bazen müdahaleler oluyordu. E, işte, e, üç fakültenin, e, üç fakülteden insan ev tutuyorlar. E, diyor ki iktisattakiler gelmeyecek deniyordu. Ev bilinmesin. Herkes bilmeyecek. Sadece o kullanacak. Böyle şeyler vardı yani. E, ne bileyim bazen anlaşmazlıklar oluyordu. Ayrılıklar oluyordu. Yıllar sonra yine buluşulunuyordu. E, hani e, öğrenci evleri de ayrı bir zevkti aslında. E, güzeldi. E, mesela pankartlar Evlerde yapılırdı. Pankartlar e, sarılırdı içine, e, üniversiteye öyle girilinirdi. Bazen sarılmazlık, e, işte üniversitenin arkasında demir bir kapı var, oradan attırılırdı e, şeyler, pankartlar alanı açılınırdı. Bu dönemde peki e, üniversitedeki dernekler aracılığıyla e, üniversite yönetimine etkiniz ne ne derecede vardı? Yani yönetimde söz sahibi olabiliyor muydunuz? İşte rektörlük, dekanlık e, sizin taleplerinizi dinliyor muydu? O, oralara dair bir şeyler hatırlıyor musun? Ya şöyle biz rektörlüğe yürüyüş oluyordu, konuşuluyordu, talepler e, iletiliyordu. E, Tabii o zaman öğret şey akademik kadroda iyiler vardı. ne bileyim amfiye giriyorduk biz konuşma yapıyorduk. İşte nedir? NATO Genel Sekreteri bilmem kim geldi. Biz bunu proteste ediyoruz diye amfiye giriyorduk. Kimisi yuhluyordu bizi öğrencileri. ama mesela hoca ise alkışlıyordu hoca sizi seni. Ee, ama rektörlükle böyle bir şey e, hani bir şey kabul ettirme, bir şey yapabilme hani o süreçler mümkün değildi. Ee, ama 91 ya da 90 üniversiteye ilk polis öyle girdi. Ben üniversiteye girdikten 2-3 yıl sonra 2 yıl sonra falan üniversiteye zaten polis artık girmeye başladı. E, saldırmaya başladı okulun içinde oraya buraya insanları. Peki sizden sonraki e, gelenler için biraz daha 93 94 sen hala okuldasın anladığım kadarıyla. O, o jenerasyonda aslında yine 12 Eylül'e dair çok da az belleği olan ama e, biraz daha hani belki siyasetin dışında kalmış öğrencilerin aslında okulda mobilize olması, okulda siyasallaşması meselesi var. O kuşaklar aranızdaki bağ nasıldı? Bir e, şey, Örgütlenme anlamında mesela siz o sürecin içerisinde mi idiniz? E, sizin jenerasyon. O geçişi biraz anlatabilir misin bize? Biz aslında 92'den sonra dağıldık. Bir tartışma süreci oldu. E, tartışma süreciyle biz dağıldık aslında. E, bir kısmı halk evciler işte bir, bir, kısmı yasal parti sürecine girdi. Bizden sonra arkadaşlarımız oldu. Evet benden 3-4 yaş küçük, 5 yaş küçük arkadaşlarım var. Mesela onlar koordinasyon diye bir süreç yaşadılar. Biz orada yoktuk. Bizden sonra oluştu onlar. Onlarda da güçlü bağlar olduğunu duyuyoruz ama be, hani ben bireysel ilişkilerim var ama onlarla öyle e, hani örgütsel teşkil, teşkilat anlamında bir ilişkim olmadı. E, dediğim gibi yani bizim grubumuz zaten e, tartışma süreci başlatıldı Türkiye çapında. O tartışma süreci e, sürecinde de dağılımlar yaşandı. E, Yasal parti süreci, yasal partiye karşı olanlar vardı, e, yasal partiyi onaylayanlar vardı, halk evinde bulunanlar vardı, e, böyle. Onlarla çok ilişkim olmadı açıkçası. Yani şöyle bir tartışma süreci 91, 92 gibi başladı. İşte ne yapıyoruz, nereye gidiyoruz? Gibi çünkü devrimci yolun birçok 90-91 gibi çıktılar onlar cezaevinde. Onlar çıktıktan sonra da herkes onlara bakmaya başladı bir kısmı, bir kısmına yanlış gelirken bir kısmına doğru geldi. Ee, ne bileyim, birini söyledi birine doğru gelmeyebiliyordu ee, böyle bir süreç ee, aslında yani o o süreçte o e, mesela 94'ten sonraki süreçte artık üniversiteyle benim çok şeyim kalmadı hani o, o bireysel ilişkilerim vardı evet arkadaşlarımız halen de görüştüğüm sevdiğim kişiler ama onlarla çok şeyin bağım olmadı artık gençlikten koptum ben yani Peki ben sana Öyle hani üniversite dönemini düşündüğünde bunu üç kelimeyle tasvir et desem hangi kelimeleri seçerdim Heyecan örgüt arkadaş teşekkür ederiz